Şimdi arkadaşlar şey yapmayın, öyle aklınıza çok parlak fikirler gelmesin. Bundan çıkıp farklı bir oyuna geçmeyeceğim yani. Ya bunu bitireceğim ya da yayını kapatacağım. O Zaten en yüzden fazla bu 20 dakika içindeki, hatta 19 dakikada ne yapılabilir ki? SP2'de Yani. Amerika fethedilir. Hadi lan. Hadi oradan vazgeç. Şimdi Hangi devletle almayı düşünüyorsun Amerika'yı? benim önce bir donanmamın yerini bulmam lazım. Gemilerimi hiç görebilen ordu mu aranızda? Benim gemilerim nereye çıktı acaba? Direkt şeyden bak, donanmanın tamamını göründü. Nereden bakılıyordu ona ya? Şeyden mi? Zaman şeyi var ya, zaman. Çapaya tıkla, bütün donanman görünür, gemiler. Gruplar halinde. Ha, evet, bir tane gemim var benim burada, 229'luk. Biraderim sen neredesin? Hangi limana geldin ya? Hangisine geldin? Aa, buraya Dokundu, bana gelmiş. dokundu, ben sıçmaya gidiyorum. Harikasın kankacığım, görüşürüz. Ben de zaten muteler devam edelim ya. Şimdi Furkancığım, görüşürüz canım. Ben bir ağzıma kulağıma Görüşürüz vereyim. kanka. Şimdi chat, şu iki yeri garnizonlayacağız. Uçak üssüyle falan uğraşmaya gerek yok ya. Kanada'da uçağı keşfedememiştir Keko. Yani o kadar elzem değil ve Danimarka'ya çıkarma yapacağımı çok rahat tahmin edebileceklerini zannetmiyorum. Konvoy gemilerim falan da var. Şimdi asıl önemli olan husus şu. Şuradaki savunma birimlerini alacağız. Bu arada yani dediğim gibi ya senaryoyu tamamlayacağım ya yayını kapatacağım. O yüzden yapacak bir şey yok. İngiltere'yi savunmayı bırakın diyeceğim. Buradaki orduların yarısıyla oraya gideceğiz. Bakalım yarısıyla ne kadar iş yapabilirsek onu yapmaya çalışacağız. Bu arada benim bu adamları tanka çevirmem lazım. Kaç asker var burada İngiltere'de? Almıyor musun tamamını? Aldı. 103 asker var. 50 askerle biz oranın içinden geçeriz ya. Ya da 103 askerin tamamını mı kullansak? Ben 50 askerle işlerinden geçeriz diye düşündüm ama. Şimdi bir saniye. Öncelikle şuradaki hepsini bir garnizon ordusuna getirelim mi? Yani bu orduların çok bir hürmeti olmasının anlamı yok. Sadece burada kalabalık yapacaklar. O yüzden pek bir anlam ifade etmiyor bu. Bu ordu burada kalabalık yapsın. Tanklarımız bize geri verilsin. Şuradaki 103 birimin tamamını bir tanka çevirelim. 4K light tank açığı olacakmış. O 4K tank açığından da hiçbir şey olmaz. Şöyle en baba generalimizi bir verelim. En baba generalimizi verdikten sonra buradan bir 10 tane adam seçelim. Bu 10 adam çıkartma yapmakla yükümlü olacak. Bakalım gidebilirsem 20 dakika içerisinde Kanada'ya gidip işi bitirmeye çalışacağım. Doğrudan limana çıkmasına gerek var mı ya? Limana çıkmazsa ama şey olur. Buralar bir zorluğa girer. Gerçi kaç asker barındırıyor olabilir ki burada ya? Direkt çıkartmamızı yapar, güm diye dalarız. Konvoyumuz falan var zaten. Sadece 70 gün bekleyeceğiz. Bir saniye. Bu 10 adamı ayrı bir kefeye koy. Gel bakayım şuraya. Bunu bir sil. Bu 10 adama ver ayrı bir general. Tamam, bak ne yapacağız biliyor musun? Buradan buraya çıkacağız. Sonrasında kalan 93'lük orduyu oradaki liman tarafına falan göndeririz. Gemilerim nerede? Evet, gemilerim bunu yapacak. Ama bu limandan çıkacağıma göre şurayı da korusalar iyi olur gibi. Umarım koruyabilirler. Zaten yarın okul yok, tamam. Aynen, öyle yapacağım. İzlanda'ya yürümek 50 gün. Yani bakalım 4-5 gün var. Çıkartma yapılırsa halledeceğiz. Hala risk var mı? Risk yok galiba. Tamam, güzel. Sadece Division'ların pozisyon almasını bekleyeceğiz. Ondan sonra buradan Kingdom of Denmark'a, buradan da İngiltere tarafına. İngiltere tarafında da bir tane liman oluşturduktan sonra 100 tane tankla Kanada'nın tamamını alırız diye düşünüyorum. Ama şöyle bir sıkıntı var şimdi. İngiltere'yi garnizonlaması için de asker basmam gerekiyor. Bir asker de basalım. Şu garnizon tümeni adını verdiğimiz adamlardan yüzlerce basabiliriz. O yüzden hiç dert etmiyorum ve bol keseden 200 tane basıyorum. Şu an 200 adam basmam amelilikten başka hiçbir şey değil ama ihtiyacım yok. Yani her şeyim var zaten. 20K tank eksiğim var yalnız. O sıkıntı. Bak ben onu görmedim. Bütün adamlarımı tanka yönlendireyim. Konvoy 1K olmuş. Bence tanktan geriye kalan petrollerle konvoy yapsınlar.
Gerçi tank üretmeye de yetmiyor ki petrolüm. Yani gerçekten Osmanlı bok vardı, aldı kapalı ekonomiye. Ne yapıyor acaba kapalı ekonomide şu an? Ne yapıyor olabilir? Ben savaşı bitirmeye odaklanıyorum. Onların yaptığı hiçbir şey yok ya. Japonya'yı aldım arkadaşlar. Japonya'yı aldım. Japonya'yı aldım ve şu an birimlerime garnizonlattırıyorum. Japonya ile alakalı hiçbir sıkıntı yok. Japonya'yı aldıktan sonra artık sıradaki hamlem son majör devlet olan Kanada'yı indirmek olacak. Kanada'yı indirmek için de buralara yolculuğa çıkıyoruz. Önce İzlanda, ardından Grönland, Grönland'ın ardından da Kanada'ya doğru bir yolculuğumuz olacak. Bakalım biz bu esnada ne yapabiliriz? Sentetik oil üretebileceğim hiçbir yer yok. Yollar, Japonya'ya yol mu basayım? Hadi Japonya'ya yol basalım, yapacak başka hiçbir şey yok. Hava üstünlüğüne falan da gerek yok ya. Uçakları o kadar efektif kullanamazlar. Kanada papıt değil mi? Bu oyunda değil. Şu an 1. Dünya Savaşı modundayız. 1926 senesindeyiz. Kanada o dönemler bağımsız olarak sayılmış. Neden ben de bilmiyorum. Belki de yok, papıt değil ya. Bağımsız sayılmış. Ya 54 ila 163 arası askeri var diyor da aldanmayın ya. Ezer geçeriz elemanı. Sadece şu gemilerin yastı fayatım süresi sıkıntı. Evet, bu arada multide kalsaydık oyun çok yavaş. İngiltere'ye paraşütçü yok, paraşütçüyle almadım, çıkartma yaparak aldım. Şöyle yaptık, Norveç tarafındaki şu Bergen limanından şuraya bir yere çıkarma attık. Buraları savunup buraya naval base kurmaya çalıştık. Ya da ona gerek kalmadan biz limanlardan birini mi çökerttiydik, hatırlamıyorum ya. Ya bir liman çökertip öyle girdik yani, paraşütçüyle çıkmadık, deniz yoluyla çıktık ki bu modda paraşütle çıkmanın bir imkanı yok. Modlu oynuyoruz çünkü paraşütler 1872 gün sonra açılıyor yani, erken. 1936'da açılıyor. Oyunun 1910 yılında başladığını belirteyim. Yani 26 sene var daha paraşüt açılmasına. Filipinler'den petrol basabiliyorsun. Abi Filipinler nere bilmiyorum desem. Cahilliğime verir misin o kadarını? Filipinler nere bilmiyorum ama en büyük petrolün orada olmadığını biliyorum ya. Gerçekten bilmiyorum Filipinler nere. Ama oyundaki en büyük petrol kaynağının şu civarda olduğunu biliyorum. Burada çok güzel petrol var. Amerika'da çok güzel petrol var. Oyunun en fazlası belki orada değildir. Bak, oyunun en fazlası buradaymış. Amerika'da çok güzel petrol var. Ama Filipinler nere bilmiyorum. Filipinler nereydi ya? Şura mıydı? Gerçi bura Free American States diyor. Can sağlığı Batu. Geçmiş olsun. Biraz klavyen yapış yapış olur ama sonrasında düzelir. Sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Oğlum bu arada var ya, senelerce ilerinin teknolojisini araştırdık ya. O kadar işsiz ilerledik ki senelerce ilerisinin teknolojisini araştırdık ha. 2-3 sene öndeyiz oyunda. Gemi doktrinlerini de 2x gittiğim iyi oldu. Ne yapalım, buradan tüfeği mi açalım? Ama 1000 gün diyor tüfek ya. 158 gün. Madem şeyleri açalım ya, support ekipmanları açalım. Ne kadarı kaldı bunun? Bu arada çıkartma olur inşallah. Çıkartma olmazsa sıkıntı. Çünkü zamanımı boşa harcamış gibi hissedeceğim kendimi. Ama güzel oldu ya. Ben tüm günümü ayırdığım için pişman değilim açıkçası. Filip inler, ben inlemem. Abo. Senenin en kötü esprisiydi galiba. Plastik Gamer, teşekkür ederim. Seneye görüşürüz, eyvallah. Çin'in altına bak. Ne olmuş ki Çin'in altına? Önemli bir şey yok. Hatta kayda değer hiçbir şey yok. Vallahi hiçbir yere çıkartma yapamazlar ya. O açıdan önemli değil. De bir şey soracağım. Japonya buraya nasıl çıkartma atabilir ki? Japonya diye bir devlet yok ortalıkta. Kaputüle oldu adamlar.
Şuralardan falan mı? Abi gerçekten kanser ya. Adamlar son kara parçasını buluyor, donanmasını kaçırıyor ve bir şekilde hallediyor. Hadi bakalım buradan bir şu Gönland'a çıkalım. Bu arada şuralar İngiltere'nin de şey, yani Danimarka'nın da, ben aldırış etmiyorum. Sallayın oraları. Lan daha ne ürettireceğim? Hadi oğlum yakalanmadan bir gidin tanklar. Tank eksiğim var mı hala? 14K tank eksiğim var. Of, aman aman. Evlerden ara. Evlerden ara. Bu çıkarmaya işaretti. Yağız Erdoğdu. Babuşum, Steam'le arkadaşlık isteğimi kabul eder misin? Balım, yerim varsa kabul edeyim. Ama yerim yok diye hatırlıyorum en son. Teşekkür ederim desteğin için. Eyvallah. Hadi çık bakayım. Bir tane Danimarka askeri var lan. Ne olabilir ki yani, 20 tane tankım alamaz mı elemanı? Hadi ne olur ne olmaz bizimkiler sakat alamaz diyelim. Şuraya bir 10 tane şey basalım, liman basalım. Ama her türlü saldırı alacağı için basmayacak galiba. 18 Ağustos diyor. Tamam, 18 Ağustos'a kadar çökmezse, yani adam çökmezse liman basılır, sıkıntı yok. Ki liman şurada ikinci parçada. Abi basılamayacak galiba bu arada. Evet, iğrençlikler başlamış. Uçaklar daha buraya deploylanmadı mı? Supply bas. Ama bu salak da buraya dalarsa yapamayız ki. Bu salak buraya dalarsa buranın üretimi duruyor. Abi 10 tane tank çökertemiyorlar burayı ya. Yeni yıla değil arkadaşlar. 11'e 7 dakika kaldı. İstersem uzatabilirim. Sıkıntı yok. İstersem yayını uzatırım yani. Problem değil. Hadi ama eşeğin siki gerçekten ya. Abi nereden geliyor bu askerler buraya? Çıldıracağım. Ruh hastası mısınız lan? Bak bu da buraya saldırıyor. Bak bu da buraya saldırıyor. Ruh hastası onun bunun çocuğu ya. Abi deviremiyoruz herifleri. Tankla deviremiyoruz ya. Hadi lan. Çık git artık hayatımdan. Çık git şuradaki limana bir erişeyim en azından. Abi inanılmaz ya. Abi tamam sene erken, tamam teknoloji gelmedi, bilmem ne ıdıydı bıdıydı. Hadi lan yık. Hadi yık şurayı. Adam desteğe gelmeden yık şurayı. 7 tane tank mı? Geri kalanları öldü galiba. Hadi abi ne olur girin içeri artık ya. Lan bir sal da bizi girelim. Abi lütfen girer misin? Ben hayatımda daha çok kanser olduğumu hatırlamıyorum bu arada ya. Vallaha acayip kanserlendim ya. Tamam git la. Lan yeniden adam gelmiş. Ananızı avradınız. Yeniden adam gelmiş ya. Limanın basılmasına ne kadar var? 27 Ağustos'a kadar. Ananızı sikiyim he mi? Ananızı sikiyim yani, çok net. Ananızı sikiyim ya. Şu 5'i yukarı dalsın, şu 5'i aşağı dalsın. Niye 5-5 dağıttım biliyor musun? Bu liman basılmazsa işimiz iş. Ayın 27'sine kadar bu adamların bunları oyalaması lazım. 27 Ağustos'a kadar, yani 20 gün boyu. Ya net anasını sikiyim bunun ya bu arada. Yok abi ben sileceğim bu oyunu ya. Amına kodumun oyunu. Lan nasıl be ya, 5 tane ayı gibi tank salıyorum üzerlerine. Bak tankların, Division'ların şeyinde de bir şey yok. Yani ıdısında bıdısında da bir şey yok anasını satayım ya. Yani
Amına koyaydım ya. Oynayacağım oyunu sikeler ya. Oynayacağım oyunu sikeler ya. Net şu an. Oynayacağım oyunu sikeler ya. Abi çok iğrenç bir oyun ya. Supply veremiyorum. Bir şey yapamıyorum. Çünkü mekan eşeğin skinde. Ama adamlar bana saldırırsa bu liman büyüklenmeyecek. 16 gün boyu bu adamların bana saldırmaması lazım o limanın büyüklenebilmesi için ya. Abi tamam. Sakin olalım. Sakin olalım. Saldırılarını tutarız en azından. Çok kalabalıklaşamazlar. Öyle pozitif düşün. Şimdi sen ittir. Şimdi sen ittir ama adam gelecek oraya değil mi? Net adam gelecek bu arada oraya ya. Biz orayı alamayız. Bizde nerede o kadar şans? Ayın kaçı? 28'inde bitecek. Paraşütçü kullan. Açıklamayacağım. Troll ne yapıyorsun biliyorum. Açıklamayacağım. Paraşütçüyü götümüze sokarız bu arada. Abi bunlar uçaklardan dolayı bence daha da eksi yiyorlar ya. Zaten supply yok. İyice supply sıkıntısı yaşıyorlar. Abi iğrenç misiniz? Beyefendi pardon, iğrenç misiniz? Salar mısınız ya? Şu şey bir olsun ya. Şu liman bir basılsın artık. 29 Ağustos, 7 gün. Abi lütfen bir 7 gün dalmayın ya. Bir 6 gün, 7 gün dalmayın şuraya ya. Değil mi? Oyuncu kedi vallahi en iyisi paraşüte daha var diye yazmak ekrana ya. 31 Ağustos. Tamam 3 gün. 3 gün arkadaşlar. 3 gün içerisinde halledeceğiz her şeyi. 3 gün içerisinde halledeceğiz her şeyi. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Ve ananızın amı. Sal beni. %98 tamamlanmış işte sal 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 ha. Ha nihayet tamam. Liman yapıldı. Abi taşı tüm askerleri. Taşı tüm askerleri. Ver en iyi generali. Gemiler hareket ederken laglanıyor bu arada. Daha işi nasıl kanser yanını size söylemedim. Daha buradan Gönland'a çıkacağız. Bakalım Gönland'da kaç tane adam tutuyor. Ama en azından artık şey var ya. Liman yapıldı yani en azından artık. Sıkıntı olmaz. Çıktım geldim gelişmeler ne? Kardeşim bir tek Kanada kaldı. Kanada'yı vurmaya gidiyoruz. Tabi oyun oynamamıza izin verirse. Abi lütfen konvoylarımı devirmeyin. Bu adamlar tek tek gelecek. Lütfen vurmayın. Bir dakika kaldı. Uzatırız, uzatırız. Amerikan babuş, sıkıntı yok. Uzatırız yayını. Kanada'yı alır, öyle kapatırız. Ya ben annem babam misafirim. Biraz onlarla vakit geçireyim diye şey yaptım da ya çok da önemli değil ya. Ya çok da önemli değil derken her zaman beraberiz zaten. Yeni yılın benim için bir özelliği yok. O yüzden sıkıntı yok. Şu gemiler bir yakalansa var ya donanma ya. Öf. Yok yok gebermezler gebermezler sıkıntı yok kanka. Sıkıntı yok düşmanın limanını da ele geçiririz. Düşmanın limanını ele geçirdiğimiz gibi işler bizim lehimize döner. Kaldı ki burada liman büyüklenmeye devam edecek zaten. Biz buradan saldırı planını yapana kadar o liman büyüklenir halledilir. Şu an için tek sıkıntıyı ben size söyleyeyim mi? Bak oyundaki her şeyin üstesinden gelebilirim. Ama Osmanlı'nın salak gibi bütün petrol kaynaklarını kapatmasını tolere edemem. Geri kalan her şeyin bir çözümü var. Vur lan. Vur lan. Vurun lan. Abi 100 tane tank burayı topa tutuyor. Bir tane asker direniyor bak şurada buzdağında. Ne fabrika var, ne başka bir şey var, ne buraya bir şey üretiliyor. Yani abi nedir bu çaba, nedir bu ısrar ya ha? Şükür. Şimdi buradan içinizden bir 10 tane adam seçilecek. Şuraya gel. İki tanesini sal. Ver buraya.
Gel bakayım buraya. İçinizden bir iki adam seçilecek. Şimdi bu adamlar çıkartmaya koşturacak. Kardeş buradan şuraya. Oradan da artık Grönland'a gideriz inşallah. Ne kadar zamanda gidiyorsun? 70 günde. Tamam. Gemileri al. Gemileri al. Gemiler. Şurayı bir garnizonlasın bakayım. Buraya limanımız olduğunda inşallah burayı da garnizonlar. Yani yaptığım o kadar plan boşa gittiyse ben harbiden sinirlenirim. Şimdi 70 gün bunu bekleyeceğiz. Ve evet buranın hızlıca şey olması lazım. Iceland'ın. Hatırladım balım hatırladım. Ramazan yayınlarında yine tekrardan gece yayın yaparız zaten. Eray iyi dumanlanma var balım. İyi dumanlanma var. Stratere Kadir. Anana sövmeden sadece seni banlayacağım. Sevgili gerizekalı. Aptal herif. Bak 4 saattir şu oyunu oynayıp seriyi bitirmeye çalışıyorum. 4 saat. Ve 4 saattir sıkıldıysan artık hani kibarca işte şu kanalda bu video var, bu kanalda şu video var, git onları izle demeyeceğim. Siktir git. Hani vallahi tutuyorum kendimi yani. 7 ceddine sövmemek için tutuyorum ya. Ya. Bu kadar salak çocuklar nasıl bir arada toplanabiliyorlar acaba ya? Ya geliyor bir tane mal çıkıyor anladın mı? Bir tane mal çıkıyor aralarında böyle. Bir tane çocuk çıkıyor. Ya yarın okul tatil malum. Bu arada bahsettiğim hiçbir şey siz üstünüze alınmıyorsunuz. Onu söyleyeyim. Çocukları sevmiyorum ya. Onlar da bana bayılmıyor elbette ama çocukları sevmiyorum. Anlaşamıyorum. Frekansım uyuşmuyor yani. Adam şey yapamıyor anladın mı? Şunu akıl edemiyor. Ben bunu sevmiyorsam buradan gideyim demiyor. Neyse her önüne gelen laf yetiştirmeye çalışırsam. Yara yedik şu seriyi bitirip gitmek istiyorum ya ziyadesiyle. Yayını bitireceğim aynen Batu. Yayını bitireceğim herif. Abi sal, sıkıldık amına koy. Siktir git 31 çek pezevenge bak. Geliyor bana yayına şey yapmaya çalışıyor. Müdahale etmeye çalışıyor. Buradan sonra bir tek Kanada var. O Kanada'ya da çıkıp halledebilirsek tamam.